Evet. Ne diyelim? Bir sıkıntı yaşadık. Uzaktan eğitim sistemi üniversitenin sayfasından açılmadı. Dolayısıyla bekledik açılmasını. Ama baktık hala açılmıyor. Zoom üzerinden bir ders videosu sistemden anlamsız. Link gönderdik arkadaşlara WhatsApp grubunda. O link vasıtasıyla derse katılanlar oldu. Şimdi başlayacağız. Evet. Bugün Kant'tan söz edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle geçen derste ifade ettiğim gibi Kant'ın felsefesi üzerine genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Ondan sonra Kant'ın biraz kitapları, eserleri, yaşam öyküsüne değinip hemen Hume'un felsefesiyle olan bağlantısından hareketle Kant'ın düşüncelerini incelemeye başlayacağız. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Kant'ın muhtemelen tahmin edeceğimiz üzere en etkili, en önde gelen eseri Saf Aklın Eleştirisi, Critique of Pure Reason. Kant burada bütün felsefenin nihayette üç soruya yanıt verme teşebbüsünden ibaret olduğu kanaatini kaybeder. Bu kanaati, bu soruları neyi bilebilirim sorusu, ne yapmalıyım sorusu ve neyi umut edebilirim, neyi ümit edebilirim sorusu. Derste yeni katılanlar için tekrarlayayım hemen. Kant, Saf Aklın Eleştirisi'nde bütün felsefenin nihayette şu üç soruya yanıt verme teşebbüsünden ibaret olduğunu söyler bize. Bunlardan birisi neyi bilebilirim, diğeri ne yapmalıyım ve üçüncü soru da neyi ümit edebilirim, umabilirim sorusudur. Kant'ın kendi entelektüel kariyerinin belki de en üretken döneminin başında yazmış olduğu bu kitap arkadaşlar. Dolayısıyla felsefesine dair bir genel çerçeve çizmemize de yardımcı olmakta. Zaten Kant genel felsefesinde bu üç soruya yanıt vermeye çalışıyor olan bir isim. Biz şunu da hemen başta ifade edelim. Kant'ın düşünce sisteminin temelinde bir transcendental idealizm anlayışı yer almaktadır. Ne peki transcendental idealizm? İleride ayrıntılarıyla üzerinde duracağız. Ama kısaca ifade ederim. Transcendental idealizm demek bizim deneyimleyebileceğimiz ve deneyimleyemeyeceğimiz şeyler arasındaki ayrıma vurgu yapan bir anlayıştır arkadaşlar. En basit şekilde bunu bu şekilde, bu tarzda görebiliriz. Deneyebileceğimiz şeyler, yani doğal olan şeyler, gözlemlenebilir olan şeyler, diğer de işte doğal dünya, gözlemlenebilir dünya, duyulur dünyadır. Deneyimleyemeyeceğimiz şeyler de işte Tanrı gibi, ruh gibi duyulur üstü dünyanın konularıdır. İşte metafiziğin konularıdır örneğin. İşte bu ikisi arasında deneyimlenebilir ve deneyimlenemez olan şeyler arasında bir ayrım yapılması gerektiğini öngörüyor transandantal idealizm öğretisi. Kant'ın düşüncesinin merkezinde bu anlayıştır arkadaşlar. Kant şunu öne sürüyor, diyor ki biz deneyimleyebileceğimiz şeylerin bilgisine ancak sahip olabiliriz. Dolayısıyla da neyi bilebiliriz sorusuna yanıt verme bağlamında Kant diyor ki, az önce de vurguladık, biz doğal olanı bilebiliriz, gözlenebilir olanı bilebiliriz. Fakat ne yapamayız? Bunun dışındaki şeyleri, örneğin metafiziğin en derin, en köklü sorularının çoğuna yanıt veremeyiz. Metafizikle ilgili konuları bilemeyiz. İşte Kant'ın meşhur üç sorusundan birincisinin çerçevesi bu şekilde çizilebilir. İkincisinin çerçevesine geldiğimizde de ne yapmalıyım sorusuydu hatırlayacaksak. Bu bağlamda Kant'ın etiği arkadaşlar kategorik buyruk düşüncesi etrafında organize olmuş olan bir etiktir. Kategorik buyruk dediğimizde de yine ileride ayrıntılarıyla üzerine duracağız. Kısaca şunu kastediyoruz. Evrensel etik bir ilkeye vurgu yapıyoruz. Nedir bu evrensel etik ilke? Kişi
başkalarındaki insanlığa her zaman saygı duymalıdır. Ve kişi her zaman herkes için geçerli olan kurallara göre eylemde bulunmalıdır. Bu iki nokta arkadaşlar. Yani bir daha tekrarlarsak, kişi, her insan kişisi başkalarındaki insanlığa her zaman saygı duymalıdır. Ve yine her insan kişisi herkes için geçerli olan kurallara göre ancak eylemde bulunmalıdır. Bu iki düşünce kategorik buyruğu evrensel bir etik ilke olarak bize sunuyor. Ayrıntılarına yine yeri girince değineceğiz. Bu şu demek yalnız, demek ki Kant ahlak yasasının aklın bir hakikati olduğunu bize söylemeye çalışıyor. Ahlak yasası aklın bir doğrusu, aklın bir hakikati. Dolayısıyla da bütün rasyonel varlıklar, akıllı varlıklar Kant'a göre aynı ahlak yasası ile sınırlanmıştırlar. Aynı ahlak yasasına tabidirler. Bu perspektiften bakıldığında artık Kant'ın sorduğu o ne yapmalıyım sorusunun yanıtı olarak da karşımıza şunu görüyoruz. Bir insan kişisi evrensel bir ahlak yasası ile uyum içinde olacak şekilde, yani rasyonel, yani akılcı bir şekilde eylemelidir. Ne yapmalıyım? Evrensel ahlak yasasına uygun şekilde hareket etmeliyim. Ya da rasyonel olarak hareket etmeliyim. İşte arkadaşlar, Kant'ın etiğini evrensel bir kılan şey, bir tarafta kategorik buyruğun kabulü, diğer tarafta da bu evrensel ahlak yasasına uyuma gerekliliği üzerindeki vurgusudur. Bununla beraber Kant kendi etik teorisinin aynı zamanda belli şeylere inanmayı da gerektirdiğini öne sürmektedir. Nedir bunlar? Yine ayrıntılarıyla ileride duracağız. Sadece bir çerçeve, bir fotoğraf çizmeye çalışıyoruz Kant'ın genel düşünceleri üzerine. Bunlar üç şeydir arkadaşlar. Bir tanesi insanın özgür iradeye sahip olduğuna inanmak, diğeri Tanrı'nın varlığına inanmak ve üçüncüsü de ruhun ölümsüzlüğüne inanmaktır. Yani özgür irade, Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğü konularında buna inanmayı gerektiriyor Kant'ın etik teorisi. Tabii elbette Kant şunun farkındadır. Bu şeylere dair, yani Tanrı'nın varlığına dair, efendim söyleyeyim, insanın özgür iradeye sahip olduğuna dair ya da ruhun ölümsüzlüğüne dair biz bir tam bilgiye sahip olamayız. Ama buna rağmen eğer ahlak yasası üzerine derinlemesine düşünürsek, bu ahlak yasasının bizi onların varlığına inanmaya sevk ettiğini görürüz. Bu da Kant açısından bakıldığında, örneğin Tanrı'nın varlığına inanmayı, hür iradenin varlığına, özgür iradenin varlığına inanmayı, ruhun ölümsüzlüğüne inanmayı rasyonel bir inanca çevirir. Tabii bu pratik akıl üzerinden yapılacak bir şeydir, teorik akıl üzerinden değil. Yine ayrıntılarına değineceğiz. Gelelim üçüncü soruya. Kant'ın saf aklın eleştirisinde ön plana çıkarttığı ve sunmasını önemsediği üçüncü soruya. Neyi ümit edebilirim sonuç? Kant arkadaşlar diyor ki biz ruhumuzun ölümsüz olduğunu, ölümsüz olmasını umut edebiliriz. Gerçekten bir Tanrı'nın var olmasını bekleyebiliriz. Yani dünyayı yaratmış olan ve onu adalet ilkelerine göre tasarlamış olan bir Tanrı'nın var olmasını ümit edebiliriz. Başka ruhumuzun ölümsüzlüğünü bir beklenti olarak kendi içimizde barındırabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, işte bu üç nokta, neyi bilebiliriz sorusu ve yanıtı, ne yapmalıyız sorusu ve yanıtı, neyi ümit edebiliriz sorusu ve yanıtı. Bu üç nokta Kant'ın felsefesinde ön plana çıkan noktalar. Ancak biz şunu da çok iyi biliyoruz ki Kant'ın felsefeye olan katkısı sadece bu alanlarla sınırlı kalmış değildir. Yani sadece epistemoloji, sadece etik ya da sadece metafiziğe dair araştırmalarıyla sınırlı kalmış değildir. Felsefenin neredeyse
her alanında Kant'ın söylediği şeyler vardır. Mesela bazen Kant örneğin tarih konusunda çok ayrıntılı şeyler yazmasa da yazmış olduğu küçük küçük yazıları bile kendinden sonra gelen örneğin tarih felsefesiyle uğraşan filozofları derinden etkilemiştir. Bunun yanı sıra Kant'ın örneğin estetik teorisiyle bugün bile sanat eleştirmenleri arasında önemli bir popülariteye sahiptir. Yine Kant'ın bilgi teorisi kendinden sonra gelen analitik filozofları ciddi anlamda etkilemiştir. Bugün modern anlamda analitik felsefeyle meşgul olan filozoflar bir şekilde görüşlerini Kant'a geri götürmek durumunda kendilerini hissetmektedirler. Benzer şekilde Kant'ın kozmopolitçiliği, örneğin siyaset felsefesinin ortaya koymuş olduğu kozmopolitçiliği de bugün değişik yerlerde, işte uluslararası ilişkilerde olsun, felsefe alanında olsun, kültürel çalışmalarda olsun, ortaya konan işte küreselleşme, ulus devletlerin birbirleriyle ilişkileri, uluslararası ilişkiler gibi konularda yine kendisine sıklıkla referansta bulunan bir anlayıştır. Yine benzer şekilde Kant'ın mesela bilimsel katkılarından söz etmek mümkün. Burada çağdaş kozmolojide Kant'ın kendi döneminde dile getirdiği bazı düşüncelere de referanslarda bulunulduğunu biliyoruz. Şimdi tabii biz ne yapacağız? Bu alanlara çok fazla, kozmolojiyle ilgili alanlara çok fazla girmeyeceğiz Kant'la ilgili olarak. Onun daha ziyade felsefi düşünceler üzerine duracağız. Ama öncelikle isterseniz hayatından çok kısaca bir söz edelim. Kant arkadaşlar 1724'te o zamanın Prusya'sının bir şehrinde, yani Königsberg'de dünyaya geliyor. Fakat belki bilenler vardır içimizde. O zamanki adıyla, Königsberg adıyla var olan şehir bugün Rusya'nın sınırları içinde olan bir yer. Ve Kaliningrad deniliyor kendisine. Yani tarihsel ismiyle Königsberg, eski Prusya'nın bir şehri. Kaliningrad ise şimdiki Rusya'da kalan bir şehir. Kant burada dünyaya geliyor. Aile geçmişine baktığımızda Kant'ın ailesinin dindar bir aile olduğunu görüyoruz. İşte Johann Georg ile Anna Regina'nın oğlu Kant. Bu iki isim de, anne babası da Kant'ın Luteryen bir dinsel geçmişe sahipler. Bildiğiniz gibi Lutercilik, Protestanlığın bir kolu, Hristiyanlığın Protestanlık mezhebinin bir kolu Lutercilik ve aile Kant'ı bu perspektifi temel alarak dini açıdan yetiştiriyor. Ancak biz Kant'ın bu türden bir Luterci türden bir dinsel anlayışa çok da sıcak bakmadığını daha sonraki çalışmalarında görüyoruz. Şimdi gençliğinde ilk eğitimini Königsberg'de alıyor Kant. Daha sonra ilk eğitimini tamamladıktan sonra Königsberg Üniversitesi'ne geçiş yapıyor. Oraya devam ediyor. Ve ilk olarak ilgisini çeken alanlar aslında klasikler. Klasiklere yönelik çalışma yapmak istiyor. Öğrenim görmek istiyor. Ancak kısa bir zaman sonra felsefenin cazibesi kendisini çekiyor. Ve felsefeyle meşgul olmaya başlıyor. Bu arada en fazla Kant'ın dikkatini çeken filozoflar ise Leibniz, Christian Wolff ve Isaac Newton'dur. Yani mesela Leibniz ile Christian Wolff, ki bunlar bildiğiniz üzere rasyonalist filozoflar, akılcı filozoflar, Kant'ın erken dönem felsefi düşüncelerle meşgul olmaya başladığı zamanında kendisi üzerinde en fazla etkili olan isimler. Leibnizci düşünceye yakın hissediyor kendisini, Christian Wolff'un düşüncelerine yakın hissediyor kendisini. Ancak bu dönemde, bu erken döneminde kariyerini ya da entelektüel hayatını Isaac Newton'un yazılarıyla
tanışmaya başlıyor Kant. Dolayısıyla Newton'un düşünceleriyle tanışması Kant üzerinde önemli olacaktır. Buna yine ileride değineceğiz. Yine Hume'un düşünceleriyle tanışması Kant üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. Buna da ileride değineceğiz. Ama yaşamından devam edersek şunu görüyoruz. Annesi 1737'de vefat ediyor. Yani işte Kant 13 yaşındayken annesini kaybetmiş oluyor. Babası ise 1746'da vefat ediyor. Şimdi babasının vefatı, yani 22 yaşında filan Kant o zaman tahminen, değil mi? 1746, 24'ü çıkarsınız, evet. 22 yaşında. Babası vefat ettikten sonra tabii burada bazı finansal sıkıntılar kendisini gösteriyor. Eğitimini alması için, devam ettirmesi için mali destek lazım. Kant bundan dolayı üniversite eğitimini bir an için bir sekteye uğratıyor ve kırsal kesimde bazı ailelerin çocuklarına özel ders vermek için işe giriyor. Ancak 1754'te üniversiteye geri dönüyor ve orada private docent diyorlar. Yani özel doçent ünvanıyla çalışmaya başlıyor. Şimdi özel doçent ne demek? Özel doçent demek arkadaşlar, üniversitede ders veriyorsunuz, tamam. Ancak sizin maaşınızı üniversite karşılamıyor. Üniversiteden ziyade tek tek dersinizi alan öğrenciler sizin maaşınızı karşılıyor, ücretinizi karşılıyor. 1770'e kadar, yani yaklaşık 16 yıl boyunca Kant geçimini bu şekilde temin ediyor. Bu arada birçok deneme yazıyor, kısa çalışmalar, yazılar kaleme alıyor. Mesela astronomi, fizik gibi, yer bilimi gibi konularda bilimsel katkılarından biz burada söz edebiliyoruz Kant'ın. Bununla beraber arkadaşlar, esas, yani 1770'e kadar olan entelektüel hayatında Kant'ın biz felsefi olarak yazmış olduğu yazıların Leibniz'ci ve Wolff'cu felsefe geleneğinin bakış açısıyla sınırlı kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu dönemde 1770'e kadar olan bu dönemde Leibniz'ci ve Christian Wolff'cu felsefe geleneğine bağlı kaldığı bu dönemde Kant'ın esas amacı arkadaşlar, Königsberg'deki üniversitede mantık ve metafizik profesörlüğü kürsüsünde bir yer almak, bir pozisyon almaktır. Ve bunu 1770'te başarıyor. O zaman 46 yaşındadır. Yani 46 yaşında mantık ve metafizik kürsüsünde Königsberg'de profesör oluyor. Ve ikinci bir bitirme tezi veriyor tabii bunu gerçekleştirmek için. Birinci bitirme tezi 1755'teydi. Artık 1770'te ikinci bir bitirme tezi veriyor. Bu ikinci bitirme tezi Kant çalışanlar açısından oldukça önemli bir tezdir, önemli bir kitaptır. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra hızlıca, biraz da geç başladığımız için derse, yani biraz hızlı anlıyorum. Şunu söylemekte fayda var. Kant hakkında çalışanlar genelde Kant'ın entelektüel kariyerini iki döneme ayırırlar arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi işte bu 1770'e kadar olan, yani Königsberg Üniversitesi'nde mantık ve metafizik kürsü profesörlüğü aldığı döneme kadar olan eleştiri öncesi dönem. Bu döneme kadar olan çalışmaları. Bir de bundan sonraki eleştiri dönemi derler. Yani eleştiri öncesi pre-critical period, bir de critical period. Eleştiri öncesi dönemi ve eleştiri dönemi diye ikiye ayırıyorlar Kant'ın entelektüel kariyerini ve çalışmalarını. İşte bu bitirme tezinin, yani ikinci bitirme tezinin, 1770'teki bitirme tezinin yayınından sonra Kant arkadaşlar, nasıl diyelim, biraz sessizliğe giriyor. Yaklaşık bir 10 yıl, hatta 10 yıldan biraz daha fazla bir süre fazla bir şey yayınlamıyor. Buna işte sessizlik dönemi diyorlar Kant literatüründe.
Yazdığı kitap zaten kitap bitirme tezi, ikinci bitirme tezinin başlığı duyulur dünya ve düşünülür dünyanın formu ve ilkeleri üzerine. Bunu bitiriyor. Ondan sonra yaklaşık bir 10 yıldan fazla bir dönem başka bir şey yayınlamıyor. Yalnız şöyle düşünmemek lazım. Bu 10 yıllık süreç ya da 10 yıldan fazla süren süreç Kant için verimsiz bir süreç midir? Boşa geçen bir zaman mıdır? Kesinlikle değildir. Bazı yorumcular şöyle derler. Kant kendisini nadasa bırakmıştır derler. Yani nasıl toprağı her sene ekersiniz. Ondan sonra bir sene hiçbir şey ekmezsiniz. Boş bırakırsınız ki toprak kendini yenilesin. Nadasa bırakmak derler. Bilirsiniz kültürde vardır. Buna benzer şekilde Kant'ın da kendisini entelektüel anlamda nadasa bıraktığından söz edilir zaman zaman. Yalnız arkadaşlar, 1770'lerin başlarında Kant Hume'un deneyiciliğinden gelen radikal şüphecilikle tanışmaya başlar. Ve burada ileride de yine ayrıntısıyla duracağım üzerinde Hume'un bu radikal şüpheciliğine yönelik bir yanıt bulmak ister. Ve kendi yanıtını aslında kendine kadar gelen felsefe geleneğindeki yaygın metafizik ve epistemoloji perspektifini kökünden değiştirmek şeklinde ortaya koyar. Şimdi arkadaşlar, tabii Kant'ın bu projesi, yani Hume'un deneyiciliğinden kaynaklanan radikal şüpheciliği Kant'ı etkiliyor. Kant bu etki üzerine artık geleneksel anlamda metafizik ve epistemolojiyle uğraşmanın yolları değişmeli kanaatine varıyor. Bunu bir proje olarak kendi önüne koyuyor. Ancak bu projeyi tamamlaması epey bir vakit alıyor. Yani 1770'lerin başında işte az önce söylediğim gibi böyle bir düşünceye sahip oluyor. Ama bu düşüncesinin fiiliyatta gerçekleşmesi 1781'i buluyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 11 yıllık süreç. O da zaten saf aklın eleştirisinin ilk baskısına tekabül eden bir tarihtir. Yani 1781 saf aklın eleştirisinin ilk yayınlanış tarihi. 11 yılda bu projeyi gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi böylece 10 yıldan fazla bir sessizlik döneminden sonra 1780 ve 81 devamı, yani 80'li yıllar Kant'ın en üretken olduğu zamanlardır arkadaşlar. Yani entelektüel olarak en fazla yazdığı, yayın çıkarttığı dönemlerdir. Mesela hangi kitapları var bu dönemde? 1783'te herhangi bir gelecek metafiziğe giriş başlıklı kitabını neşrediyor. Prolegomena to a Future Metaphysics. Bu aslında saf aklın eleştirisine bir tür giriş kabiliğinden kaleme alınmış olan bir kitaptır. Onun da altını çizelim. Daha sonra 1785'e gelindiğinde biz Kant'ın etik alanındaki önemli eserlerini artık vermeye başladığını görüyoruz. Yani Grand Work for the Metaphysics of Morals mesela son derece dikkat çekici bir çalışması Kant. Ahlak metafiziğinin temelleri. 1788'e geldiğimizde ise Kant'ın ikinci eleştirisini yayınladığını görüyoruz. Critique of Practical Reason. Yani pratik aklın eleştirisi. Tabii arkadaşlar şunu da parantez söyleyeyim. Kant'ın kitapları Almanca yazılmış olan kitaplardır. Yani ben bazen onların Türkçe isimlerini söyledikten sonra İngilizce isimlerini söylüyorum. Bu şundan kaynaklanır. Yani ben Almanca bilmiyorum. Dolayısıyla hani benim aşina olduğum, bildiğim literatür İngiliz dili üzerinden ortaya çıkmış olan literatür, Kant'ın çevirileri üzerinden ortaya çıkmış olan literatür. Dolayısıyla bu nedenle İngilizce isimlerini de veriyorum ki en azından kulaklarınızda bir aşinalık oluşsun diye. Yoksa Almanca şimdi telaffuz etmeye kalksa gidemiyoruz zaten. Evet,
Hemen şunu da ekleyelim. 1788'de pratik aklın eleştirisini yayınladıktan sonra kendi teorik felsefesini Newton'cu fizik teoriye uyguladığı bir başka çalışmasını çalışmasından da söz etmemizde yarar var. O da 1786 baskılı bir kitap. Metaphysical Foundations of Natural Science. Yani doğa biliminin metafizik temelleri başlığını taşıyan bir kitap. Daha sonra arkadaşlar 1787'de Kant ilk defa 1781'de çıkartmış olduğu Safaklan eleştirisinin revize edilmiş, gözden geçirilmiş bir versiyonunu neşrediyor. Ve artık 80'li yılların sonuna doğru, yani 1790'da üçüncü ve son eleştirisini yayınlıyor. O da Critique of the Power of Judgment. Yani yargı gücünün eleştirisi. Dikkat edersen üç tane temel eleştiriye yönelik kitabı var. Saf aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi ve yargı gücünün eleştirisi. Bu üç kitap, üç temel kitap 1770 ve 1780-81 ve 1790 arasında kaleme alınmış kitaplar. Yine bu dönemde başka kitaplar da var az önce söylediğimiz gibi. İşte herhangi bir gelecek metafiziğe giriş, ahlak metafiziğinin temelleri, doğa biliminin metafizik temelleri gibi. Şimdi burada biz şunun altını çizelim yalnız. Kant'ın çalışmaları sadece bunlardan ibaret değil. Evet, doğru. Genelde felsefe tarihi çalışmalarında en fazla belki bilinen kitapları bu 1780'li yıllarda yazmış olduğu kitaplar. Yani 80-90 arası yazmış olduğu kitaplar. Ancak Kant çalışmalarını 1790 sonrasında devam ettiriyor. Dolayısıyla 90'dan sonra da çıkarttığı kitaplar var Kant'ın. Bunlar arasında da en fazla dikkati çekenlerden bir tanesi 1793 yılında neşrettiği, yayınlamış olduğu Religion Within the Bounds of Mere Reason. Yani sırf aklın sınırları içinde din başlığını taşıyan bir kitap. Hemen iki sene sonra bir başka çalışması gündeme ortaya çıkıyor Kant'ın. Towards Perpetual Peace. Yani kalıcı barışa ya da ebedi barışa daha doğru başlığını taşıyan bir çalışma bu. 1797'de Metaphysics of Morals. Ahlak metafiziği. 1798'de de Anthropology from a Pragmatic Point of View. Yani pragmatik bir bakış açısından antropoloji başlıklı bir çalışması söz konusu. Şimdi arkadaşlar bu yayınları arasında özellikle 1793'te çıkan sırf aklın sınırları içerisindeki din başlıklı çalışma oldukça dikkat çeken bir çalışma. Şu manada dikkat çeken bir çalışma, toplumda bir takım tartışmalar doğuran bir çalışma. Hatta Prusya Kralı 2. Frederick William'ın nasıl diyelim biraz hoşnutsuzluğuyla karşılaşmış olan bir çalışma. Yani işte Prusya Kralı'nın rahatsızlığı Kant'ı da etkiliyor ve Kant Frederick'e İkinci Frederick'e bir daha din üzerine yazmayacağına dair söz veriyor. Yani ben din üzerine bir şey yazmayacağım artık, yayınlamayacağım artık, buna dair söz veriyor. Ancak daha sonra biz biliyoruz ki Kral 1797'de vefat ettikten sonra Kant bu sözünü bir tarafa bırakıyor. Yani ne diyor? İşte artık kral öldüğüne göre hani bu sözü devam ettirmenin bir anlamı yok. Bunu da altını çizelim parantez içi olarak. Son yıllarında arkadaşlar Kant kendisini bu eleştirel projesinin tamamlayıcısı olduğunu düşündüğü bir kitaba alıyor. Bir başka kitap yazmak istiyor. Fakat bunu başaramıyor çünkü Kant artık yaşı ilerlemiştir. Kant'ın yaşı ilerlemiştir. Alzheimer, unutkanlık vesaire baş göstermiştir. Dolayısıyla başlamayı istediği kitabı tamamlayamıyor. Kitapla ilgili sadece bizim elimizde işte bazı kısmi taslaklar
var. Bunlar daha sonra Opus Postumum başlığıyla yayınlanıyor. Şimdi Kant'ın kısaca yaşamından ve eserlerinden söz ettikten sonra özel hayatından da bir iki bir anekdotla bir şeyler ifade edelim, aktaralım. Arkadaşlar bir dakika, bir fakülteden arıyorlar. Evet arkadaşlar, Kant'ın özel hayatına geldiğimizde de Kant hiç evlenmemiş birisi. Bazen Kant'ın hayatı hakkında, kişisel hayatı hakkında değişik hikayeler anlatılır. İşte Kant'ın tuhaf birisi olduğu söylenir. Ancak bunların abartı olduğunu da hemen vurgulayalım. Çünkü duyabilirsiniz, okuyabilirsiniz bazı şeyler. Bu tür hikayeler Kant'a asıl diyelim çok da adil davranmıyorlar. Neden? Çünkü Kant arkadaşlar hem dostları hem de meslektaşları arasında oldukça sevilen birisi. Yani öyle çok sıkıcı birisi değil. Nasıl diyelim? Mesela çok cömert birisi aynı zamanda. Etrafında olan insanlara karşı Kant'ın cömertliğinden bahsediliyor. Yanında çalışanlara karşı cömert davrandığından, iyi davrandığından söz ediyor. Hatta işte hatta sistem açıldığını söylüyorlar da not olarak. Biz başladık artık, buradan devam edeceğiz. Hatta diyorlar ki Kant işte akşam yemeklerini böyle beklenen bir misafiri. Yaşı ilerledikten sonra da kendi evinde işte akşam yemekleri düzenliyor, dostlarını davet ediyor. Orada da yine oldukça nasıl diyelim popüler bir isim. Hatta bu tuhaf hikayelere karşı, işte Kant'ın sıkıcı bir olduğuna yönelik tuhaf hikayelere karşı şunu da altı çiziyor zaman zaman. Kant öğrenciler arasında beğenilen, sevilen, popüler olan bir öğretmen. Yani yaşamını neredeyse işte 50 yılını ders vermeyle geçirmiş birisi. Kendisi tabii 1804'te vefat ettiğinde aslında küçük bir mesela cenaze töreni istemiş olmasına rağmen cenazesine binlerce insan katılıyor. Gerekçe de şu, yani Königsberg bir bilgeye saygılarını sunmak istiyor insanlar. Kant yaşarken de kendi toplumu üzerinde ciddi anlamda olumlu etkilerde bulunmuş olan bir isim. Şimdi arkadaşlar, bu kısa Kant resminden sonra isterseniz hemen Kant'ın felsefesine giriş yapalım. Ama Kant'ın felsefesine giriş yapmak için öncelikle şunun altını çizelim. Hume'la ilgili derslerimizi hatırlayacaksınızdır. Hume, insan doğası üzerine bir incelemeyi yazdığında, A Treatise of Human Nature'ı yazdığında oldukça genç bir yaştadır. Yani 23 yaşındadır. Halbuki Kant ilk temel eseri olarak gördüğümüz saf aklı eleştirisini The Critique of Reason'ı yazdığında 1781 yılında 57 yaşındadır. Şimdi birisi 23 yaşında yazdığı bir eserle ön plana çıkan bir filozof, diğeri 57 yaşında yazdığı bir eserle ön plana çıkan bir filozof. Şimdi bu neden böyle sorusu zaman zaman sorulur. Bu da arkadaşlar nasıl diyelim, Kant'ın saf aklın eleştirisini geç bir yaşta yazmaya başlamasının ve ondan sonra esas ses getiren eserlerini kaleme almasının nedeninin Hume olduğu söylenir. Yani Hume'un çalışmaları, yazıları Kant'ın üzerinde Christian Wolff ve Leibniz'ci felsefe anlayışı üzerinde yıkıcı bir etki bırakmıştır. Kendisi bizzat şunu söyler mesela Prolegomena'da, gelecekte herhangi bir metafize girişte şu ifadeleri kullanır. Der ki, since the beginning of metaphysics,
No event has occurred which could have been more decisive in respect of the fate of the size than the attack which they two made on it. Yani metafizin başından bu yana bu bilimin kaderiyle ilgili olarak David Hume'un yaptığından daha keskin bir saldırı ona yapılmamıştır. Bir başka olay, metafiziğe yönelik saldırıyla ilgili bir başka olay, bir başka saldırı metafizin başından bu yana olmadı. Onun en güçlüsü Hume'un yaptığı saldırıydı. Ve devam ediyor. If I admit it, it was David Hume's remark that first many years ago interrupted my dogmatic slumber and gave a completely different direction to my inquiries. Yani ben diyor açıkça itiraf edeyim ki öncelikle birçok yıl önce beni dogmatik uykudan uyandıran ve benim araştırmalarıma daha önce olduğundan tümüyle farklı bir istikamet, bir yönelim vermeyi sağlayan kişi David Hume'du. Yani Hume'un eserlerini okuduktan sonra ben felsefede yönelimimi değiştirdim. Eskiden Kant, Leibniz'ci, Christian Rohçu, rasyonist geleneğe yakındı. Ama Hume'un çalışmalarına aşina olduktan sonra artık başka bir istikamete kendisini soktu. Burada arkadaşlar Kant açıkçası kendi eleştiri felsefesini Hume'un problemi dediği bir problemi çözmek için başlatmaktadır. Nedir bu? Bu da şudur. Neden kavramı gerçekten anlamsız bir kavram mıdır, değil midir? Buna yönelik bir araştırma yapmak istemektedir Kant. Çünkü Hume'a göre hatırlayacaksınızdır. Neden kavramı içi boş bir kavramdır, bir kurgudur. Yani ne demektir? Biz neden kavramını ancak insan doğasının içgüdüsel alışkanlığına, subjektif alışkanlığına dayandırabiliyoruz Hume'da. Dolayısıyla neden kavramının temelinde bir onun kurgu olduğu kanaati uyanıyordu Hume'un düşüncesinde. Şimdi bu ne demektir? Neden kavramı üzerine şüpheci bir perspektif sergilemek demektir. Hume bunu yapıyordu. Şimdi işte Kant Hume'un bu perspektifini, yani Hume'un nedensellik analizinin çözümlemesinin kendisini dogmatik uykusundan uyandırdığını söylemektir. Şimdi ilk bakışta şunu ifade edebiliriz. Diyor ki insan düşüncesi doğal olarak kendisine bir sınır koymuyor. Yani birdenbire ve kolay bir şekilde örneğin mesela bedenlerden ruhlara intikal ediyor. Efendim bu dünyadaki yaşamdan öte dünyadaki yaşam fikrine geçiş yapıyor. Yani maddi şeylerin varlığından maddi olmayan bir varlık olarak Tanrı varlığına geçiş yapıyor. Yani insanın zihni, insanın düşüncesi sınır koymayan bir şey. Bedenler var, bunlar da var. Efendim bu dünyada bir yaşam var, öte dünyada da bir yaşam var. Maddi şeyler var, maddi olmayan Tanrı gibi şeyler de var. Varlıklar da var, yüce varlıklar da var diyor. Şimdi aydınlanma düşüncesine baktığımızda ise arkadaşlar, aydınlanma düşüncesinin önemli bir kısmı bu kadar birbirinden farklı düşünce deneyime dayanmadan nasıl olup da ortaya çıktı sorusuna yanıt bulmaktır. Şimdi bedenler, bizim bedenlere sahip olduğumuz düşüncesi için deneyime dayanarak bir temel bulabiliyoruz. Veya bizim bu dünyadaki yaşamımıza yönelik deneyimimize başvurarak temel bulabiliyoruz. Etrafımızdaki maddi şeylerin varlığına yönelik deneyimimize başvurarak temel bulabiliyoruz. Ama Tanrı varlığına ilişkin, öte dünyanın varlığına ilişkin, ruhun varlığına ilişkin deneyime dayanarak bir temel bulamıyoruz. Şimdi diyor ki aydınlanma düşüncesi, siz diyor deneyime dayanmadan bu şeyler hakkında nasıl konuşabiliyorsunuz? İşte bu diyor aydınlanma düşüncesi bir tür dogmatizmdir. Ve Hume'un da aslında sarsmak istediği, şu hale getirmek istediği şey
Bu dogmatizmin kendisidir. İşte arkadaşlar, bundan etkilenerek bunun ciddi bir problem olduğunu düşünmektedir. Yani şöyle düşünebilirsiniz, Kant öyle düşünüyor zaten. Mesela matematikte biz deneyimden bağımsız olarak bilinen şeyler olduğuna da net bir kavrayışa sahibiz. Matematik var, matematik örneğine bakın. Neyi görürsünüz? Demek ki deneyimden bağımsız olarak bilinen şeyler var. Bu kanaate sahip olursunuz. Ancak bu şu manaya gelmez Kant açısından ya da öncelikle Hume açısından. Efendim biz bu bilgimizi, örneğin bu matematiksel bilgimizi sınırsız bir şekilde deneyim alanımızın ötesine geçen alanlarda da geçerli olacak şekilde genişletebiliriz. Bu manaya gelmez. Matematiksel bilgimizi deneyim alanımızın ötesine geçen alanlarda kullanamayız. Platon mesela kullanabileceğimizi söylemişti. Yani Platon duyumlanabilir olmayan, tümüyle akılsal olan bir formlar dünyasından söz etmişti. Hatta bu dünyanın nesneleri ona göre sadece bilinebilir olan şeyler değil, daha ötede deneyim dünyasının, duyumlanabilir şeylerin ortaya koyduğu nesnelerden çok daha gerçek nesnelerdi. Çok daha gerçektiler. Halbuki Hume buna şüpheyle bakmaktadır. Kant buna Hume'un etkisiyle şüpheyle bakmaktadır. Şimdi isterseniz bir örnek vererek bunu biraz daha netliğe kavuşturabiliriz. Yine Kant'ın saf aklın eleştirisinde verdiği bir örnektir bu. Der ki mesela, the light dove climbed the air in her free flight and feeling its resistance. Like imagine that its flight which is easier in empty space. Yani diyor ki mesela bir güvercin düşünün. Ne yapıyor? İşte havayı yararak özgürce uçuyor havada. Ve bu uçuşunda bir dirençle karşılaşıyor. Çünkü havanın bir direnci var. Aynı zamanda kaldırma kuvveti de var. Şimdi diyor, bu güvercin şöyle düşünebilir. Kendi uçuşu boş bir mekanda olsaydı, boş bir uzayda, boş bir mekanda olsaydı daha kolay olurdu. Niye? Çünkü havada uçarken bir dirençle karşılaşıyor. O direnç kanat çırpması lazım vesaire, bir şey yapması lazım. Güvercin şöyle düşünecek o zaman. Boş mekanda, boş uzayda daha kolay uçardım. İşte diyor Kant, Platon'un duyulur dünyayı terk etmesinin, duyulur dünya fikrini bir tarafa bırakmasının, duyulur üstü dünyaya daha fazla önem vermesinin altında yatan şey de buna benzer bir düşüncedir. Yani Platon benzetmek gerekirse, saf anlamanın boş mekanında hareket etmeye çalışmaktadır. Deneyimin yükünü, deneysel dünyanın, duyulur dünyanın yükünü üzerinden atmaya çalışmakta ki daha uçsun düşünce dünyasında. Ancak diyor Kant, biz şimdi kendimize soralım. Could you fly even better in empty space? Yani güvercin boş mekanda, boş uzayda, havada olduğundan daha mı rahat uçacak? Daha rahat uçabilir mi? Bunun Kant'ın buna cevabı hayırdır arkadaşlar. Boş mekanda, güvercin, boş uzayda güvercin aslında hiç uçamaz. Çünkü onun uçabilmesi için uçmaya direnç gösterecek bir şeyin varlığı gerekir. Aynı şekilde hava gibi mesela, değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar Kant şunu bize öneriyor. İşte diyor, insan düşüncesi düzgün bir şekilde var olup işleyebilmesi için, insan aklının düzgün işleyebilmesi için onun üzerinde işleyebileceği bir ortamın olması lazım. Yani kuşun uçması için nasıl havanın direnci lazımsa, insan düşüncesinin de işleyebilmesi, aklının da işleyebilmesi için uygun bir ortamın olması gerekir.
tümüyle böyle bir direnç göstermeyen boş bir ortamda her şey eşit ölçüde mümkün hale gelir. Mesela aklenme o da olabilir, bu da olabilir demeye başlarsınız. Kısacası böyle bir durumda dogmatik inançlara, düşüncelere sahip olanlar, mesela bunlar felsefi dogmalar olabilir, dinsel dogmalar olabilir, politik dogmalar olabilir. Bu tür dogmalara sahip olan insanların düşünceleri kaçınılmaz bir şekilde birbiriyle çatışırlar. Bu çatışmanın ortadan kaldırılabilmesi için boş mekan olmaması lazım. Aklın üzerinde işleyeceği uygun ortamın da var olması gerekir. İşte değerli arkadaşlar, Kant, Hume'un deneyimi aklın meşru bir şekilde çalışabilmesi için gerekli bir ortam, gerekli bir unsur olarak görmesi düşüncesine büyük önem vermektedir. Dolayısıyla evet, Hume haklıdır. Aklın doğru çalışabilmesi, işleyebilmesi için deneyimi bir temel ortam olarak kabul etmesi gerekir. Ancak arkadaşlar, Kant, Hume'un deneyim kavramını doğru anlayıp anlamadığı konusunda kuşkuludur. Niye böyledir? Çünkü Kant'a göre Hume'un analizi, çözümlemesi kabul edilemez bir takım sonuçlar doğurmaktır. Şimdi biz elbette Hume'un düşüncelerini anlatırken bu sonuçların neler olduğunu açıkça dile getirmedik. Hume zaten bunlara çok fazla odaklanmıyor. Ancak şimdi eğer Hume haklı ise, Kant'ın perspektifinden bakıldığında, eğer Hume haklı ise o zaman Hume'un kendisine dayandığını söylediği Newtoncu bilimin kendisi bile irrasyonel ve gerekçelendirilmemiş bir kurguya dönüşür. Kant'ın böyle bir itirazı var Hume'a karşı. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Hatırlayalım. Hume ne yapıyordu? Hume Descartes'in olmasından korktuğu bir şeyi önlemeye çalışıyordu. Yani bilimi bilim olmayandan ayırmaya çalışıyor. Bilimsel etkinlik illüzyondan, bilim olmayandan ya da bilimsel düşünce hayallere dayalı kurgusal düşünceden ayrılabilmeli diyordu. Ama şimdi Kant'ın Hume'a yönelttiği itiraz tam da böyle bir itirazdır. Hume da kendi kaçmaya çalıştığı şeyi kendisi yapıyor farkında olmadan. Yani tekrarlayalım, eğer Hume haklı ise Newtoncu bilimin kendisi temelsiz hale düşüyor. Temelsiz hale geliyor. Burada hatırlayalım. Hume ne diyordu? Hume'a göre bizim algımızın ve belleğimizin, yani şu an mevcut olan algılarımızın ve belleğimizin, hafızamızın ötesine geçen olgu meselelerine dair bütün bilgilerimiz temelde nereye dayanıyor? Neden ve etki arasındaki ilişkinin kabul edilmesine dayanıyor. Fakat Hume ne diyordu? Diyordu ki neden dediğimiz şeyler aslında bizim zihnimizde ancak hissettiğimiz bir şeyi zihnimizin dışındaki nesnel dünyaya yansıtmamızdan başka bir şey değildir. Yani neden kavramının nesnel gerçekliği yoktur. Yani neden ile etki arasındaki zorunlu bağıntıya dair herhangi bir izlenime, impression'a biz sahip olamıyoruz. O nereden geliyor peki? Neden kavramının kökeni? Zihnimizde hissettiğimiz bir şey o. Ne zaman A olayı oluyor, ardından B olayı oluyor. Bunu gözleye biz zihnimizde bir beklenti hissine sahip oluyoruz. Bir alışkanlığa sahip oluyoruz ardından da. A gelince B de gelecektir diye bekliyoruz ve öyle düşünmeye alışıyoruz. İşte bu alışkanlık neticesinde neden kavramı doğuyor. Şimdi Kant diyecektir ki o zaman Newtoncu bilimin temelleri sarsılır. Kant arkadaşlar şu konuda kendini ikna etmiştir. Newtoncu bilimde biz
rasyonel olarak gerekçelendirilmiş bir bilgiye sahibiz. Ama Hume'un insan aklına dair araştırmaları, insan aklının nasıl çalıştığına yönelik araştırmaları, bilginin insan zihninde nasıl etkilediğine yönelik araştırmaları bizi böyle bir bilgiyi inkar etme noktasına götürüyor. O halde diyor, demek ki Hume'un analizlerinde yanlış bir şeyler olmalı. O halde Kant'a göre bizim esas ihtiyaç duyduğumuz şey Hume'un yaptığından çok daha iyi, ayrıntılı bir akıl eleştirisidir. Öyle bir eleştiri olmalıdır ki bize aklın yapısını verebilsin, bize aklın nesneleriyle ilişkilerini açıklayabilsin ve bize aklın kendi içinde meşru bir şekilde çalışabileceği sınırları göstermesin. Arkadaşlar, derseniz bakın, Hume ne yapmaya çalışıyordu? Bir insan doğası bilimi yapmaya çalışıyordu, değil mi? İnsanın bilme yetisi üzerindeki ya da aklı üzerindeki çözümlemeleri bunun içindi. Kant da burada Hume'un projesini aslında bir şekilde devam ettiriyor. Yani bir insan doğası bilimine ihtiyacımız olduğu konusunda Hume'la Kant aynı düşüncedeler. Fakat Kant diyor ki, yani deyim yerindeyse, ben bu işi Hume'un yaptığından daha iyi yaparım. İşte arkadaşlar, Kant Hume'un kendisini dogmatik uykusundan uyandırmasıyla beraber bir devri öneride bulunmaya başlıyor artık. Şimdi yine saf aklın eleştirisindeki ifadelerine kısaca bakalım. Bu devrimci önerisi nedir Kant'ın? İşte yeni bir Kopernikçi devrim yaratacak bu felsefede Kant. Mesela ilk çıkıcı ifadelerinden bir tanesi şu, onun üzerinden gidelim isterseniz. Starting, it has been assumed that all our knowledge must conform to objects, but all attempts to extend our knowledge of objects, blah blah blah, and on this assumption ended in failure. Yani şimdiye kadar bizim bütün bilgimizin nesnesine uygun olması gerektiği varsayılmıştır. Ancak nesnelere dair bilgimizi genişletme yönündeki bütün teşebbüslerimiz bu varsayım dikkate alındığında başarısız olmak durumundadır. O halde biz ne yapacağız? Yani biz bütün bilgimizin nesnesine uygun olması gerektiği varsayımını temel aldığımızda, bir şeyleri bilmeye kalktığımızda, bir şeyleri bilmeye çalışma teşebbüslerimiz başarısızlıkla sonuçlanır. O zaman ne yapacağız? Bu varsayımımızı değiştireceğiz. Ve biz mesela burada da Kopernik'i kendisine örnek olarak alıyor. Yani işte Kopernik mesela işte bir hipotez. Mesela göksel cisimler, semavi cisimler, göksel küreler bizim etrafımızda dönüyor varsayımından hareketle onların hareketlerini açıklamanın başarısız olduğunu görünce ne yapıyor? Varsayımını değiştiriyor. Yani onlar bizim etrafımıza dönmüyor, biz onların etrafında dönüyoruz. Şeklinde bir varsayım bu sefer. Yani başka bir varsayım kabul edersek o zaman o göksel cisimden hareketlerini açıklayabiliriz noktasına gidiyor. İşte ben de diyor, yani çok uzatmayalım da ama ben de bu Kopernik'in yaptığına benzer bir şeyi felsefe alanında yapacağım. O zaman varsayımı değiştireceğim. Şimdiye kadar filozofların genel olarak kabul ettikleri varsayımı hiç değiştireceğim. Tekrarlıyorum. Neydi o varsayım? Bizim bütün bilgimiz nesnesine uygun olmak durumundadır. İşte bu varsayımı değiştireceğim şimdi ben. Ve burada arkadaşlar biraz daha netleştirelim isterseniz. Kendinden önce gelen bütün felsefe, hatta bilim, hatta sağduyu doğal bir varsayımda bulunuyor. Kendilerine doğal gelen bir varsayımda bulunuyor. Yani
Kopernik örneğinden gidersek işte göksel cisimler, küreler bizim etrafımızda dönüyorlar varsayın. Ama bu yanlış. Şimdi bunu değiştirmek lazım. O zaman değiştirelim. Şimdi aynı şeyi metafizik alanda, felsefe alanında yaptığımızda da biz ne yapacağız o zaman? Biz düşüncelerimiz nesnelere uygun geldiğinde doğrudurlar. Ya da o zaman onlar bilgiye dönüşmüştürler demek yerine başka bir şey demeye başlıyorlar. Çünkü bu önceki varsayıma göre, yani düşüncelerimiz nesnelerine uygun olduklarında ancak doğrudurlar. Bu varsayım şunu öngörüyor. Nesneler orada, işte orada var olan şeyler. Yani bizim kendilerini algılamamızdan tümüyle bağımsız olarak bizim dışımızda orada var olan şeyler, bizim dışında var olan şeyler. Bunu varsayıyor. Yani biz ne yapmak durumundayız? Bir şeyi bilmek için bu zihnimizden bağımsız olarak var olan şeylere inançlarımızın karşılık gelmesini sağlamak zorundayız. Bilmek için. Zaten bu yaklaşımın kendisi, yine belki hatırlayacaksınız da ilk çapınızı isterseniz de, Aristoteles'in klasik hakikat tanımına tekabül eder. Çünkü Aristoteles hakikat anlayışında zaten bu varsayımı tümüyle kabul ettiğini bize gösteriyor. Yani ne demek? Bir şeyin her neyse o olduğunu, bir şeyin her neyse o olduğunu söylemek, bir şeyin de her ne değilse o olmadığını söylemek doğrudur. Şimdi arkadaşlar bu varsayım aslında temsilci bir bilgi teorisinin, temsilci bir algı teorisinin en önemli kısmını oluşturan varsayımdır. Ancak Hume'a geldiğimizde Hume diyor ki, yani diyor temsil hakkında böyle düşünemezsiniz. Yani bizim deneyimimizde kökeni olan, yani kökeni deneyimimize dayanan idelerimiz, idesi, umut idesi, sertlik idesi, deneyimden daha öteye gidemezler. Deneyimden daha öteye gidemeyen ideler ise sadece illüzyondur, yanılsamadır. Şimdi halde biz bu tür kavramları kullanarak, yani ideleri kullanarak, deneyime dayanmayan ideleri kullanarak hiçbir şekilde nesneler hakkında bilgi elde edemeyiz. Şimdi bu Hume'un söylediği şey. Kant ise arkadaşlar şunu söyleyecektir. Peki ya bu varsayım tümüyle yanlışsa? Yani herhangi bir şey belli bir kavrama tekabül ediyorsa gerçekten ya nesneler rasyonel bir zihinle ilişkilendirilmedikçe gerçekten var olamıyorlarsa, çünkü kalk bu tür şüpheli soruları sormaya başlıyor. Yani insan zihninin rasyonel ilkeleri ya da anlayışı ya da kavrayışı olmadan, insan zihninin bir takım kavramları olmadan biz deneyimimizi adlandıramıyor, anlamlandıramıyorsak ya, durum gerçekten öyleyse o zaman ne olacak? Burada arkadaşlar olay şudur. Nasıl Kopernik görünüşe bakmıyor? Çünkü temel varsayım işte göksel cisimler bizim etrafımızda dönüyor varsayım. Yani dünya merkez. Dünya etrafında dönüyor her şey. Bu genel görünüş. Nasıl Kopernik bu genel görünüşe bakmıyorsa, gerçekliğe bakmak istiyorsa, onu bir varsayım olarak alıp kendisi bir varsayım ortaya koymak istiyorsa, aynı ondan, ancak ondan sonra o göksel cisimler hareketlerini izah edebiliyorsa, Kant da benzeri yapıyor işte. Biz de ne yapacağız diyor, deneyimin nesneleri belki de diyor, rasyonel bir insan zihni tarafından ortaya konan bir inşanın neticesidirler. Yani bu ne demek?
benim deneyimin nesneleri, deneyim nesneleri rasyonel insan zihninin bir inşasından ibarettir. Eğer öyleyse o zaman onların bu inşadan bağımsız bir gerçekliği söz konusu değil. Şimdi nasıl işte gezegenlerin bize görünen hareketlerinden söz ettiyse Kopernik bunun şekilde de benzer şekilde de bizim deneyimimizin nesneleri bize görünüyor bir şekilde ama aslında bizim zihnimizden bağımsız olmayabilirler. Belki de bizim zihnimize bağımlı onlar. Yani şöyle düşünün, işte gözlük misali, gözlüğü çıkarttım, takıyorum. Ben mesela yüksek derecede bir numara, cam numarası var benim. Gözlüğü taktığımda her şeyi daha net görüyorum. Gözlüğü çıkarttığımda bulanık görüyorum. Şimdi nesnelere ilişkin deneyimlerimiz bizim kendimizle de alakalıymış. İşte bu örnek gibi Kant da diyor ki yani insan aklının, zihninin belli kategorileri var. Oraya geleceğim daha sonra. Maksus kullanmak istemiyorum bu tabiri şimdilik. Ama insan zihninin kalıplarına o deneyimler giriyorlar. Öyle var oluyorlar. Şeklinde bir açıklama. Şimdi arkadaşlar, burada eğer durum gerçekten böyleyse diyor Kant, belki de nedensellik gibi kavramlar, neden gibi kavramlar bize soyut olarak yani deneyimden çıkaramayacağımız kavramlardır. Bu dersi Kant nereden aldı? Hume'dan aldı. Hume'dan aldığı bir ders. Ama şimdi diyor ki yani Hume'un öne sürdüğü gibi deneyimden soyut bir şekilde çıkartamayacağımız neden gibi kavramlar, nedensellik gibi kavramlar belki de deneyimin kendisine uygulanabilirler. Niye böyle? Çünkü bizim bu kavramla yapılandırılmayan nesneleri anlayamayacağımız ortada. Ancak bu kavramla yapılandırmışsak biz bir takım şeyleri anlayabiliyoruz. Buradaki öneri şudur aslında Kant'ın önerisi. Diyor ki rasyonel insan zihninin belli bir yapısı vardır. Böyle bir zihin tarafından bilinebilir olan her şeyin bu yapı açısından bilinmesi gerekir. Bu yapının kendisi ise bilinen nesnelerden gelmez. Onlar bu yapı kendisini bilinen nesnelere dayatır, empoze eder. Ancak aklınıza şu gelebilir. Ama peki ya bu iş keyfi olarak yapılırsa? Buradan sıkıntı çıkmaz mı? Ben zihnimdeki bir takım kavramları ya da zihnimin yapısından kaynaklanan bir takım kavramları deneyimin nesnelerine giydireceğim. Ama burada keyfilik olmaz mı? A şahsı, B şahsı, C şahsı. Diyor ki Kant, hayır diyor, keyfilik olmayacak şekilde olur diyor. Çünkü diyor bu şekilde yapılandırılmamış olan bir nesnenin zaten bir ideye tekabül ettiğinden bahsederseniz bunun anlamı yoktur. İşte Kant'ın felsefede yapmış olduğu devrim böyle bir devrimdir. Şimdi bunun ayrıntısına biz daha sonra değineceğiz. Kant'ın eleştirisinden bahsedeceğiz. Yani rasyonel insan zihni tarafından kısmen de olsa bu nesnelerin inşa edilme olanağını ciddiye aldığını göstereceğiz Kant'ın. Ve burada peki bu iş nasıl yapılıyor? Sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. Mesela önümüzdeki ders üzerinde dururuz. Kant'ın saf aklın eleştirisindeki temel sorusu aslında bu yönüyle şudur. Yani biz bilgi iddialarının ötesine gitmeye çalışacağız. Ve şunu soracağız. Bilgi iddialarımızı bilgi olarak mümkün kılan şey nedir? İnsan bilgisinin nesneleri Kant'a göre arkadaşlar 4 sınıfa ayrılabilir. 4 temel sınıfa ayrılabilir. Hume bunu 2 sınıfa ayıracaktır. Ama daha sonra yargılar konusunda özellikle Hume onu 4'e çıkar. Kant onu 4'e çıkaracaktır. Ama somut olarak söz edeyim. Burada bırakayım sonra devam ederiz. Mesela şu soruları soruyor Kant. Matematik nasıl mümkün? Doğa bilimi nasıl mümkün?
Metafizik nasıl mümkün? Ahlak nasıl mümkün? Bakın dört tane temel soru. İşte bunlara karşılık gelen insan bilgisinin dört sınıfı söz konusu. Bunlar üzerinden, yani bu eleştirel sorular üzerinden hareket ederek Kant felsefesini inşa ediyor. Burada matematik falan geliştirmeye çalışmıyor ya da fizik, metafizik, ahlak geliştirmek değil mesele. Buradaki mesele biz bu disiplinlerin üzerine dayanacağı rasyonel temelleri bulabilmeliyiz meselesi. Yani nasıl oluyor da insan aklı matematik diye bir şey icat edebiliyor? Nasıl oluyor da insan aklı ahlaktan söz edebiliyor? Doğa biliminde, insan doğa biliminde nasıl yapabiliyor? Yani kısacası akıl nasıl bir yapıya sahip, nasıl bir kapasiteye sahip? Aklın ne tür kavramları var ki tüm bu şeyleri akıl aracılığıyla biz yapabiliyoruz? İşte bu tür sorular arkadaşlar, Kant'ın insan zihninin, rasyonel insan zihninin nasıl çalıştığına yönelik olarak sorduğu sorular. Bu sorularla ortaya koyduğu araştırmaya da Kant transandantal bir araştırma, transandantal bir soruşturma diyor. Kısacası yani bir daha tekrarlarsak, insan zihninin etkinlikleri, faaliyetleri nasıl oluyor, nasıl yürütüyor, nasıl işliyor, o sonuçlarına nasıl varıyor türünden araştırmalar transandantal araştırmalardır Kant'a göre. İsterseniz fazla gitmeyelim, yargılar konusuna girmeyelim ama şunu yaptığımı söyleyerek bitirelim biz bu dersimizi. Aklın güçleri nelerdir? Akıl neye güç yetirir, neye güç yetiremez? Bu bir bu araştırmayı, soruşturmayı yapacağız. Böylece rasyonel bilginin sınırlarını belirleyeceğiz diyor Kant. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz bir defa insan aklının hem kapasitesini hem sınırlarını belirleyebilirsek, o zaman felsefede çoğu zaman ortaya çıkan bir takım kötülükleri de ortadan kaldırabiliriz. Nedir bu kötülükler? Mesela bir tarafta dogmatizmin kötülüğünden bahseder Kant. Bir tarafta skeptisizmin, şüpheciliğin kötülüğünden bahseder. Bu ikisinin iki tane de sembol ismi olduğunu vurgular. Yani Kant'ın bakış açısından ele alındığında dogmatizmin kötülüğünü temsil eden isim Descartes'tir. Şüpheciliğin kötülüğünü temsil eden isim de Hume'dur. Descartes'i ve Hume'u felsefe yaparken iki aşırı uç noktaya giden isimler olarak görmektedir Kant. Bu şekilde düşünün. Dersimizde biraz hızlı gittim, farkındayım. Önümüzdeki ders tekrarlarız, özetleriz. Sorularınız olursa sorularınıza yanıt veririz. Ama şu iki soruyu düşünün isterseniz. Bu dersin, derste anlatılanların pekişmesi için. O da şu, Kant'ın Kopernik'ten esinlenerek çözülmesi düşündüğü temsilci bilgi ve algı teorisinin problemi nedir? Kant felsefede nasıl bir Kopernikçi dönüşüm sağlıyor? Bunu bir zihninizde açıklığa kavuşturun. İki, Kant'ın yapmaya çalıştığı türden bir akıl eleştirisi bize neyi verir? Neyi sağlar? Hangi anlamda transandantal kelimesini kullanıyoruz biz? Bu üzerinde düşünün. Haftaya artık zannedersem bayramdan sonraya kalıyor. Bunları konuşalım tekrar. Bayramınız hayırlı olsun diyelim. Gelecek bayramınız. Sorumuz varsa alalım. Yoksa bugünlük kapatalım. Tamam. Zaten ders programı biraz gecikti. Malum. Sistem açılamadı. Bundan girdik vesaire. Tamam arkadaşlar. Var mı sorunuz? Evet, ben size de teşekkür ettim. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Kendinize. Evet arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.